Magazin burada ardı ardına yaz bombalarını patlatmaya devam ediyor. Şimdi sıkı durun. Tuğba Büyük Üstü'ne her ayın 5'inde, 15'inde ve 25'inde çiçek gönderen çok ama çok ünlü büyük aşkı kim? Ne diyordu şarkı? Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam, görürsen şaşırma. Romantik sözler popun amcası İlhan Şeşin'in şarkı sözlerinde kaldı. Zamanı aşkları artık ellerinde çiçeklerle kapıların önünde sırılsıklam olup aşklarını şaşırtmıyor. Artık çiçek romantizmi şimdi izleyeceğiniz aşkta olduğu gibi online yaşanıyor. Tuğba Büyüküstün. Önceki gün onu Bodrum'da işte böyle sere serpe bırakmıştık. Sahilde bir başınaydı. Şezlonguna uzanmış, telefonuyla meşguldü. Sürekli selfiler çektirip birilerine gönderiyordu. Sonra bir ara telefon çaldı. Biri aradı. Senaryo çalışırken not aldığı kırmızı kalemi kaptı Tuğba Büyüküstün. Yatacak bir şey bulamayınca ayağının üzerine bir takım notlar aldı. Biz o telefonun dizi yönetmeninden geldiğini sanmıştık. Oysaki durum çok farklı çıktı. Meğerse o büyük aşkından gelmiş o telefon ve romantik sözleri Tuğba ayağına işte böyle yazmış. Şimdi sıkı durun. Kim olduğunu birkaç saniye sonra öğreneceğiniz o büyük aşkın ismini vermeden biraz daha detay vermemiz gerek. Tuğba Büyüküstü'ne son 3 aydır her ayın 5'inde, 15'inde ve 25'inde Bodrum'da bir çiçekçiden kucak dolusu laleler geliyor. Bu çiçek servisindeki 5 rakım detayı dikkatinizi çekti. Tuğba Büyüküstü malum 5 Temmuz doğumlu ve yine o 5 rakamının bir de 5 Mart'a bağlamamız gerekiyor. Çünkü Tuğba Büyüküstü ve çok medyatik aşkı 5 Mart'ta birlikte olmaya başladılar diyerek devam ediyoruz bu büyük aşkın şifrelerini vermeye. Anneler Günü istisnası. Tuğba Büyüküstü'ne her ayın 5'inde, 15'inde ve 25'inde düzenli olarak bir kucak dolusu lale gönderen yakışıklı ve çok ünlü sevgilisi geçtiğimiz Mayıs ayında Anneler Günü'nde istisna yaptı ve Tuğba Büyüküstü'ne 3 kucak dolusu lale gönderdi. Peki kim o çok ünlü oyuncu? Ve işte beklenen an. Şimdi sıkı durun. Çünkü magazin dünyasını sarsacak gizli aşkın erkek tarafını açıklıyoruz. İşte Tuğba Büyüküstü'nü lalelere boğan o yakışıklı. Evet, kiminiz şaşırdı, kiminiz tahmin etti. Çünkü bir süredir kulaktan kulağa konuşuluyordu Engin Akyürek'le Tuğba Büyüküstü'nün beraberliği. Ne var ki yüksek sesle hiç söylenmiyordu. Ancak Tuğba'yı ve Engin'i yakından takip eden hayranları çiftin sosyal medyadaki lale paylaşımlarından şifreyi çoktan çözmüştü. İşte Tuğba Büyüküstü'nün zaman zaman sosyal medyasına paylaştığı Engin Akyürek'ten gelen o çiçekler. Tuğba Büyüküstü nerede olursa olsun o çiçekler hep aynı adresten gidiyordu kapısına. Bodrum'da bir çiçekçiden ve Bodrum aşığı olduğu bilinen Engin Akyürek'in alışveriş yapa yapa aile dostu olduğu o çiçekçiyle işte yan yana fotoğrafları. Peki bu büyük aşk nasıl başladı? Taraflar bundan 8 sene önce ilk kez Kara Para Aşk dizisinde tanışmıştı. Ancak o zaman tamamen iş arkadaşlıkları vardı ve her ikisinin de hayatında başka başka insanlar vardı. Ne zaman Tuğba Büyüküstü Engin Akyürek'in başrol oynadığı Sefer'in kızına transfer oldu ve seneler öncesinin dostluğu bir beraberliğe dönüştü. O beraberliğin de tarihi yukarıda belirttiğimiz gibi 5 Mart 2021. Ne diyelim, bir dizi aşkı daha gerçeğe döndü. Ne mutlu aşkı kalbine kazıyanlara.